Safranbolu'da atık toplama kamyonu ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Atık toplama kamyonu, Barış Mahallesi Su Deposu Sokağı'nda, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücüler ve kamyonetteki yolcu yaralandı. Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi'nin Kardemir Merkez Yemekhanesi'nde açtığı 8 Kasım temalı fotoğraf sergisini, Kardemir Genel Müdürü ve yardımcıları da Şube Başkanı Kenan Yılmaz ile birlikte gezdiler. Dönemin hükümeti 8 Kasım 1994'te Karabük Demir Çelik Fabrikalarının kapatılması kararını almıştı. Çelik İş Sendikası önderliğinde Karabük kentinde 4 saat hayatı durdurarak tarihe geçen eylem yapılmıştı. Şube Başkanı Yılmaz da genel müdür ve yardımcılarına sergide yer alan fotoğrafları tek tek anlattı. Daha sonra sendika başkanı ile genel müdür ve yardımcıları birer hatıra fotoğrafı çektirdiler. Karabüklü iş insanı Bülent Ersöz, Türkiye İşitme Engelliler Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçildi. Türkiye İşitme Engelliler Futbol Federasyonu 5. olağan kongresini Ankara'da gerçekleştirdi. Kongrede yapılan seçimlerde Karabüklü iş insanı Bülent Ersöz de yönetim kuruluna seçildi. Karabük Valisi Fuat Gürel, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan Bir Hareketine Bakar Hayat kampanyası için direksiyon başına geçti. Vali Gürel, kampanya kapsamında çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Safranbolu'da turizme ilişkin ihtiyaç ve sorunların tespiti ile çözüme yönelik eylem planı oluşturulması amacıyla Safranbolu Turizm Çalıştayı düzenlendi. Safranbolu Kaymakamlığı organizasyonunda gerçekleşen çalıştaya önemli isimler katıldı. Safranbolu turizminin gelişmesi amacıyla düzenlenen Safranbolu Turizm Çalıştayı'nda yaşanılan sorunların tartışıldığı, tanıtım ve pazarlama ile ilgili yapılması gerekenler, kurumların denetim faaliyetleri, turizmin çeşitlendirilmesi, etkinlik ve festivallerin yapılması gibi birçok konular ele alındı. Çalıştay ortaya çıkan fikir ve düşüncelerin bir sonraki toplantıya kadar değerlendirilip rapor haline getirilmesi amacıyla sektör temsilcilerinin yer aldığı komisyon oluşturulması ile sona erdi. Karabük'te kan stoklarındaki azalmalardan dolayı kan bağışı toplanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda Türk Kızılay yetkililerince kan bağışı ile ilgili bilgilendirme semineri verildi. Seminerin ardından düzenlenen kan bağışı kampanyasına gönüllülük esasına göre 714 personel destek verdi. Karabük Valisi Fuat Gürel, Müsait Başkanı Cengiz Ünal ve yeni yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Gürel, geçtiğimiz Ağustos ayında Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel afetinden etkilenen Şenpazar ilçesindeki köprünün korkuluklarının yapımını sağlayan ve afetten zarar görenlere yardım eden Müsait Yönetim Kurulu'na vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Karabük Üniversitesi öğretim üyeleri, yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen çalışma sonucunda dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı.